Merhaba arkadaşlar, Diziliş Ertuğrul'a hoş geldiniz. Bugün yeni formatımıza çok özel bir konuğumla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu formatı düşündüğümde, daha doğrusu The Coach's Voice'ı siz de takip ediyorsunuz. Uluslararası çok özel bir kanal. Evet. O formata esinlenerek biraz daha bizden maçları anlatabileceğimiz, biraz daha taktik odaklı konuşabileceğimiz bir program planladık. Programı planlarken ilk aklımda siz vardınız. Çünkü Teşekkür taktik olun. olarak... En merak ettiğim maçlardan birine imza atmış birisiniz. Hem de bu konuda hani hem anlatabilecek hem donanıma sahip e, yerli hocalarımızdan bir tanesiniz. Bu konuda biraz hakkınızın yendiğini düşünüyorum. O yüzden önce bir muhabbet ederek başlayalım. Sonra e, aklındaki iki tane maçla devam edeceğiz. E, hocam, e, aslında buraya rahat gelmenize vesile olacak. Çünkü ben sizden önce randevu, işte Kayseri'desiniz nasıl olur falan diye düşünürken. Ee, sezon çok iyi başlamadı bu sene. Evet, Geçen evet. sene iyi işler yaptınız ama bu sene çok iyi başlamadı. Ee, kulüpte de düzen biraz değişti gibi. Biraz ne oldu bize anlatır mısınız orada? Şimdi tabii çok basit. Geçen sene biliyorsunuz transfer yasağı olmasına rağmen 10 hafta yenilmeyen, 10 haftada 3 gol yiyen, daha sonra da müthiş bir iyi futbol oynayıp hatta zaman zaman madem konumuz burada taktik, Türkiye'de kimsenin yapmadığı bazı taktiksel özellikler uygulayarak e, başarılı bir sezon geçirdik. Fakat olağanüstü kongre, 29'undaki Haziran e, kongresi hı hı. E, ve daha sonra da kulübün ekonomik e, gerçekten çıkmaza girmesi, gerek yapılan transferler, gerek oyuncuların e, ödeme konusundaki e, bütçenin denk gelme gelmeyişi, e, bizi aslında kamp döneminde başkana bir istifamızı verdik. Başkan bunu kabul etmedi ama ligi başlarken de lisanslar çıkmadı. Son hı hı. iki gün kala bir yerlerden para gelip normalde paf takım ilan çıkacaktık. Hı hı. Ee, bir yerden para geldi, federasyondan tahta açıldı, lisanslar takım futbolcuları lisansları çıktı ve lige böyle başladık. Aslında da kötü de başlamadık. Ee, bir Galatasaray maçında 3 kırmızı kart peşinden Antalya deplasmanı, Konya maçı üç kırmızı kart yani 3 haftada altı kırmızı kart takım olumsuz etkiledi. Ama en önemli olumsuz etkileyen olaylardan biri e, ekonomik durumun oyuncularla, teknik heyet, yönetim arasında e, o aile içerisinde bir mutluluk olmayışı. Hı. Ve Türkiye'de belki de bir ilk başkan, önce başkan istifa etti. Sonra teknik direktör, sonra sportif direktör ve e, yönetimden iki kişi daha istifa etti. Şimdi aslında biz orada istifaları yaparken, Kayseri Spor belediyenin takımı. Kayseri Spor hı hı. şehrin takımı ama belediyeye bağlı bir takım. E, oradan da bir yardım çıkmayınca e, dedik ki biz bırakalım. İnsanlar ciddiyetin ne olduğunu anlasın. Hmm. İşte Samet Hoca geldi, ekibi geldi. Dün bir duyuyoruz, takım antrenmana çıkmamış. Ondan önceki gün takımın yarısı çıkmış. Ve işte dün biraz az da olsa birkaç ödeme yapılıp takım antrenmana çıkmış. Yani aslında biz bir dikkat çekmek istedik. Kimse kaleyi almadı. Ne zaman takım antrenmana çıkmadı, olaylar değişti. Onun için ayrılmak zorunda kaldı. bir de bu şartlar altında transfer dönemi de çok istediğiniz gibi geçmiyor. Transferlerim <laughs> yani şimdi Mesela bana e, Emre Emre Bol sormuştu hocam kamp nasıl geçti? Kamp faydalı geçmedi dedim. Arada bir aradığında diyor ki hocam hayatımda ilk defa bir Türk teknik direktörden kampın verimli geçmediğini Şimdi. duydum. E, gerçek bu. Gerçek evet. bu. Hem transfer, hem kamp, hem oyuncuların gelme işi. Oyuncular kamptan takım döndü. Oyuncular ondan sonra transferler olmaya başladı. E, 13-14 futbolcu gitti. Bir bakıyorsun Kayserispor'un bir kalecisi geçen seneden dörtlü defans ayrı orta saha ayrı forvet ayrı hı hı. bir mensah kaleci oynuyor bir de Umut oynuyor başka oyuncusu yoktu yani. Doğru. Bir de oyuncular şey değil mi hocam yani isimli olarak kötü isimler değiller ama. ama bir sene iki sene top oynamamış. Tabi. Evet. Bunları oynatarak kaybed Bunları oynatırken kazanman lazım ama bunları kazanma adına kaybediyorsun. Başları tabii tabii. kaybediyorsun. Abdan Nur falan hani kariyerli isim gibi duruyor ama şey gibi yani zaten hazır olduğu zaman bu adamın değeri buraya gelmez. Yani çok çok daha Aynı farklı. şey Entep için geçerli. Hı hı. Wolfsburg'da son iki senesi amatör lig takımında Wolfsburg'un amatör lig takımında yani regional liga takımında üçüncülük takımında da değil. Hocam bu adamı Wolfsburg nasıl aldı falan diye tartışılıyor Adamın senelik kazansı 3,5 milyon euro net. Düşün. Ama adamın iki senedir doğduruz maçı yok. Şimdi biz ne düşünüyoruz? İşte biz de para vermeyeceğiz. İlerleyen tarihlerde para vereceğiz. Oyuncuyu geliştirebiliriz, oynatabiliriz ama öyle olmuyor. Bugün Aynı zorluğu mesela Galatasaray'a bakıyorsun forvet de çekiyor. Hı hı. Değil mi? E, Mitroğlu'yu aldı. E, aldı. Hı hı. E, şimdi e, Monaco'dan e, Falcao, Yani, Anda Yani oraları o kolay bir oyuncu. E Beşiktaş'a bakıyorsun. Çok başarılı bir teknik adam geldi. Çok zorluklar çekiyor. Hani bu böyle olmuyor yani. Tabii tabii kolay değil. Hocam e, bir de yerli antrenörlere yönelik bazı eleştiriler oluyor. toptancı biraz eleştiriler kısmen doğru olan taraflar var ama doğru olmayan taraflar da var. Yani yerli antrenörlerin işte Avrupa'daki gelişmeleri takip etmediği gibi böyle bir genellemeci yaklaşım var. Siz bunun içinde yer alan biri değilsiniz benim kanımca. Bu konudaki haksızlığa ya da bu konudaki fikriniz nedir? Yani bir yerli antrenör ne yapıyor? Mesela boşta kaldığında ne yapar? Uğur, Normalde ne yapar? Anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Bilgi sahibi olmadan konuşmak çok zor. Şimdi ben Bilgi sahibiyim. Bu bilgi yeterli mi değil? Durmadan üzerine koyup öğrenmeye çalışıyoruz. Dünyanın değişik ülkelerindeki futbolu takip ederek, Brezilya'nın yapısı bambaşka, Arjantin'in bambaşka, İngiltere başka, Hollanda başka, Almanya başka, İtalya başka. Doktorluk gibi yeni çıkan şeyler takip etmek. Ve Türkiye başka. Takip etmek zorundasın. Mesela Brezilya'dan müthiş oyuncular çıkıyor ama Brezilya'da taktik anlamda takımlar asla gelişmiş değil. Asla. Bireysel yetenekleri çok üst düzey olan oyuncular maça damga vuruyor. Ve orada da en önemli antrenör Scolari, Palmeiras, Brezilya'nın en büyük kulüplerinden biri. En iyi antrenör de bana göre şu anda o. Ee, birkaç genç antrenör daha var Brezilyalı. Ee, fakat e, Arjantin'e gidiyorsun başka bir oyun. İngiltere'ye gidiyorsun şimdi in İngiliz antrenör yok ki zaten. Doğru. Avrupa'nın çok hazır. Şandaç falan. Önde var, gelen, ağırdırsın. önde gelen teknik adamları İngiltere'ye gidip taktik ve sistemleri de en üst düzey oyuncularla yapıyorlar. Futbolda şu var. Zekayı asla markaj yapamazsın. Oyuncu zekasını. Bak, oyuncu zekasını asla markaj yapamazsın. Peki, oradaki antrenörlerin başarısı nereden geçiyor? 80 milyon pounda stoper alıyor. Her yerde stoper var. Bunların birbirinden fazla özellikleri yok ama zeka seviyeleri duracağı pozisyon defansta hı hı. veya takım atağa kalkarken geriden oyun kurması hücum kafa topu defans kafa, kafa topu bunlar zeka seviyesi yüksek oyunculardan olduğunda başka bir takım oluyor. Veya orta sahadaki bir adamı alıyorsun, sol bek oynatıyorsun. Sol bekteki bir oyuncuyu 8 veya 10 numara gibi Manchester City'nin yaptığı gibi oyunun içerisinde başka kullanıyorsun. Zinchenko'yu sokuyorlar değil mi hocam? Ben şimdi Türkiye'de en Zinci, iyi on numara olur adam. Ay, ay Bravo. <laughs> Milli takımında on numara gibi oynuyor. Orada sol bek aslında sol bek değil. O bu sol bekten şuradan o, bakın sol bekten sol açık gibi oynamıyor. İndirme yapmıyor. Direkt oyunun bu tarafına geliyor. Buralarda fazlalık oluşturuyor. O zaman orta sahadaki de zaman zaman böyle geride kalabiliyor. Mesela İlkay'ı çok seyrettim. Doğru. Önce. Ya İlkay burada oynuyor. Mesela sol iç oynuyor. Veya önde oynuyor. Adam gittiği zaman kontrolde kalıyor veya dönen topta kontrolde kalıyor. Hı hı. Şimdi mesela bizim milli takıma geliyorsun. Zeki Fransa'da çok gelişti. Hı hı. Hem defansta var, hem ofansta var hem top kullanmada var. Hı hı. Neyse konuyu dağıtmadan senin konunu bitirelim. şey anlattınız hocam geç. Işte sohbet ederken Fatih Hoca ile bir taktik sohbeti yapmışsınız. Yani Fatih Hoca mesela çok doğru dedi. Fatih Hoca, "Ya 20 sene önce ben dedi bu gegin pressing falan söylüyorlar." dedi. Hı hı. Ya bunu biz satamadık dedi. Doğru diyor. Çok doğru diyor. Daha say o dönemlerde işte Hakan Şükür'ün, Suat'ın, Okan'ın, Hamza'nın, Yusuf'un işte Hage'nin de aralarına Hı -hı. daha Hı -hı. sonra geldi. Topu Okan, kaybettikten Emre Suat sonra o, tabi Emre, şimdi Suat, Okan, Emre in Hakan inanılmaz top kaybından sonra pres yapıyordu. Hı -hı. İnanılmaz pres yapıyorlardı. O zaman top kaybından sonra karşı presi yani Almanların dediği Hı -hı. tabirle Gegen ki Kimse bilmiyordu mesela. Türkiye bunu satamadı. O konuyu söyledi ve çok hak verdim. Doğru söylüyorsun hocam dedim. Ama yabancı bir antrenör olsaydı, yabancı bir ülkede olsaydı bunu satarlardı. Şimdi ben bakıyorum bazı benim idmanlarımın sosyal Aslında medyada. Bir yandan da sonuçta Milana gitti hocada. Fiyoncu Fiorentina Milana. Adamlar da boşuna almıyor yani. Tabii. Orada bir şeyleri gördüler. Hı. Yani e, ben bazen YouTube'a antrenmanlar koyuyorum. Bakıyorum çok üst düzey e, analiz yapan antrenman programlarını yayınlayan ee, şeyler, e, kurumlar oradan benim antrenmanlarımı yayınlıyorlar. Bak, bu çok önemli. şimdi Sosyal medyayı takip hı. edenler hı hı. gitsin baksınlar adam bir de yazmış Hikmet Karaman şu takım bu takım işte geriden oyun kurma veya pas yön değiştirme yapmış bir de onu süslemiş koymuş antrenman modeli olarak. Ee, dolayısıyla şimdi Hikmet Karaman olarak veya Türk teknik adamı olarak ülke teknik adamına sahip çıkmıyor. Çıkmıyor. Ülke teknik adamını en ufak yakaladığında vurmaya çalışıyor. Ya biz aslında daha çok 90 dakika izleyen insanlar 90 dakikaya bakıyor, eleştirilerini yapıyor ama arkada bir de Veya 7 kulüplerle, uğraşıyorsunuz kulüplerle, yani. kulüplerle sorun yaşadığınızda, kulüplerle Hı -hı. sorun yaşadığınızda, işte kulüpler Birliği var, kulüp başkanları orada, futbol federasyonu var. Hı -hı. Gerçekleri bilmeden olayları saptırarak zaman zaman teknik adamlar medyaya malzeme oluyor ve haklı olmalarına rağmen medyada çıkan yazılarla e, kamuoyu okuduğu zaman vay be diyor. Halbuki gerçek hiç öyle değil. Şimdi oyuncular idmana çıkmıyor. Başka kulüplerde de oldu. Kaç kere oldu Türkiye'de? Bunun sebebi suçlu oyuncular mı? futbol nasıl gelişli gelişecek? Oyuncuları buraya taktik tahtasına çıktığında teknik adam sana nasıl gösterecek? Taktik nedir? Oyun anlayışı nedir? Futbol nedir? Ha, bir teknik adam bir takımı çalıştırırken veya sahaya çıktığında hangi kavramlara dikkat eder? Bütün bunları yapabilmesi için bir kere çalıştığı kurumda mutlu olacak, sıhhatli olacak. Sen geliyorsun, oyuncu ayrı bir şey diyor. Peşinden personel geliyor. Adam diyor ki personel ne diyor biliyor musun? Personel hocam diyor yabancıların internetini açtırmak için bana peşin verdiler bir senelik. Ben oraya gittim. Taksite bağlattım. Kalan paramı üniversitede kızım var. Ona kitap aldım diyor. Korkunç bir şey yani. Korkunçum korkunçu. Böyle bir mutsuz bir aile içerisinde futbol başarılı olur mu? Tabii. Böyle kaç kişi var Allah bilir yani. Ya şimdi, şimdi kimse konuş Amaç ki insanlar şikayet etmek değil. Sonra beyefendiler bir yere geliyorlar. Yok o hoca şöyle dedi. Böyle bir şey yok kardeşim ülke futbolu bu ülkede her şey var futbolu destekleyen devlet de var bakın statlar gelişti ee, yayın gelirlerinde müthiş rakamlar olmaya başladı ama bir türlü bazı paslı zincirleri kıramıyoruz. hocam bu paslı zincirleri kırdığımız e, böyle nadiren anlar alıyor güzel biraz da neşeli bir maçı konuşalım istiyorum e, taktik masamızın ilk maçı Kocaeli Spor Arsenal hocam şimdi e, ee, siyahlar yapalım. Bu adam Wiltord. Ee, Euro 2000'de Fransa'yı şampiyon yapan adam. Deniz Bergkamp ben tarihin belki en teknik Müthiş. oyuncularından biri. Böyle bir şey yok ya. Hani keyif için izlenebilecek bir oyuncu tek başına. Pres var. Burada Inamato başlıyor. 46'da Vieira giriyor yanına. Arkada Keon var. E, ee, i̇şler sarpa sarın. Size ona e, size bırakacağım tamamen. İkinci yarıda giren oyuncuları söylüyorum. Dixon, Tony Adams, Eşlik ol giriyor. Evet. Ee, böyle bir kadro. Yani bu kadar biz çok yönlü. Biz de sayalım. Ahmet Çayini. Evet. Bakın İstanbul Spor'dan almıştım. Ahmet Çayini oynattım. Kaç Spor dizdiniz de. hocam? Ahmet Siz Çayin. takım nasıl dizdiniz? Faruk Sarman vardı stoper. Engin, Serdar, Timko, Nuri. Evet doğru. Evet. Timko ile Faruk, Nuri, Engin, Cem Sinan vardı ki müthiş. Evet. İnanılmaz evet. dayanıklılığı, koşu mesafesi yüksek olan. E ee, Hasan Yiğit vardı evet hmm. eski Gaziantep'te. Eee Ayman abi. vardı. Lazarov. Lazarov on numara. Ee, ve Cihan. Şimdi şu bizim biz de Cihan'da şöyle alalım. Şöyle bir kadroyu düşün. Ben maçta 4-2-3-1 önce... mi düşündünüz hocam başta? Şöyle aslında evet. 4-6 gibi oynadık biz. Hı. Daha şöyle oynadık. Kapatarak. Tabii. Mesela maçtan önce şurada görüntü de var. Şimdi ben maçtan e, biz yak yaklaşık 4-5 ay önce de hı hı. Galatasaray Arsenal'ı UEFA finalinde yenmişti. Kupayı aldı. Ben e, Arsenal Wenger'e dedim ki biz Galatasaray'ı 3-2 yendik dedim. İnanmadı. Ona göre o zaman bunu şimdi bazen şeylerde hı hı. benim o sözümü kullanıyor sosyal medya. Dedim ki tam kadro çık. Tam kadro çık biz Galatasaray'ı yenmiş, iyi bir kadromuz var. Bunu söylüyorum düşünebiliyor musunuz? Te o tarihte. Aslında bayağı iyi oyuncular çıkar mı? 4-5 tane çok sağlam oyuncuyla çıkıyor. Senin son da İngiliz Milli Takım Hı. Teknik Direktörü evet. o da gelmişti maça. Şimdi maç başladı. Tabii biz önce şunu düşündük açık söyleyeyim. Ee, kendi alanımızda kalabalık olmayı. Kendi alanımızda şöyle kalabalık Takım olmayı. Takım bir daha sayar mısınız hocam nasıl diliniz? Şimdi bizim söyleyelim. Kalede tabii Ahmet Şahin. Ahmet zaten... Faruk Hı -hı. Timko. Hı -hı. Faruk Timko Nuri. Engin Öztango, Cem Sinan Cihan, Lazarov, Alex Alex, Alex vardı Bulgaristan'dan hmm. gelen. Lazarov, Alex ve orta sahada biz müthiş müthiş bir şekilde kalabalık. Hasan Yiğit'te bek özellikle bir oyuncu. Hasan Yiğit'te sağ taraf Engin inanılmaz dayanıklı Tabii olan. Tabi burada Pires var olarak. <laughs> Pires'in onun kapatmak için. Baş, başladı. Biz 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 hmm. buyuz. Şimdi Arsenal pas 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 yapıyor. Hı hı. Ve e, biraz da şey başladılar, çok rahat böyle öne, çıkardılar. öne takımı öne çıkardılar ve biraz lakayt başladılar. Yani şöyle bir pozisyona gelmeye başladılar. Şöyle bir pozisyona gelmeye başladılar. Arsenal takımı. Hı hı. Biz burada kaptığımız toplarla Topum Lazaro, yok. Alex mesela şurada topun şurada olduğunu düşünelim. Çok çabuk topu kaptık ve ben takımdan şunu istedim. Ki bugün de hala bu futbolda çok önemli geçerli. Topu kaptıktan sonra ilk iş arkaya boş koşular istiyoruz. Hı hı. İlk işimiz. Ve biz burada da çok çabuk oyundan önce 1-0 yaptık. Burada topu e, çıkarabilen hangi oyuncu vardı hocam? Kim hani, özellikle bu topları atabilecek? Cem, Cem Sinan, Sinan, Alex, hı. Cihan. Cihan arkalara müthiş koşulları yapan, Alex de o pasları veren oyuncu. Hasan'ın da mesela müthiş Gaziantep'te oynadığında, Kocaeli'de de sağ taraftan diğer müthiş bindirmeleri, tarafından. müthiş bindirmeleri olan oyuncu Lazarov, sprinter, çok çabuk arkaya koşan bir oyuncu. Dolayısıyla, e, önce 1-0 yaptık. Şimdi tabii 1-0'a kalan olan bölümde Arsenal çok bizi hmm. kaleye almıyor. E, çok rahat pas yapıyor. E, disiplinsiz hücuma çıkıyor. Arkada büyük boşluklar veriyor. Şimdi biri attık. Daha sonra Beraberlikten sonra 2'ye attık, 3'ü attık, maç sertleşti. Oyuncular 3-1 olunca inanılmaz derecede yani şoka girdi Arsenal takımı. Hocam zaten devrede e, hoca e, Keon'un yanına Tony Adams'ı sokmuş. E, or, 46'da 2 oyuncu sokmuş. Eşlikolu soktu. Eşli kolu, evet. E, bir de Viera'yı sokuyor. Yani Üç daha, daha sustu oyuncuları. Bir de hazırlık maçı aslında. yani. Aslında belki daha fazla da değişiklik yapmış olabilir ama o zamanki şeyi Hı -hı. unuttum ben artık ne oldu ne gitti. Eee 3-1'den sonra oyun sertleşti. Hı hı. Yani ikili mücadeleler sertleşti. Arsenal 3-1'i kabul etmiyor. Hı hı. Baskın oynamaya çalışıyor fakat işte 3-1 öndesiniz. Ee, alanı daralttığında rakip mesela milli takımın Fransa maçını düşün. Hı, hı İyi durduğunda rakibin pozisyonu yok. Bir de öne iyi çıkarsan 4'ü attık zaten 4-1'den sonra teslim oldular. Hı hı. 2000 2001. Aynen. 2001. Yani 2001 18 sene önce mi ya? Tabi tabii 18 sene önce. 18, 18 sene. sene önce ya. Acayip. Hocam e, o takımda böyle hani şu gün olsa keşke çalışsam dediğiniz ne hangi oyuncular var? Lazarov işte mesela Aymen de çok önemli bir oyuncuydu. Nuri çok önemli bir oyuncuydu. Nuri top tekniği, oyun zekası müthişti. Helfsolbek çok fazla. Sol. Yok hem sol bek oynuyordu hem sol açık oynuyordu. Hı -hı. Ben onu daha sonra sol aldım. Hatta Cihan'la oranak Galatasaray'a geldi o sezon sonu. Hı hı. Ee, Fatih Hoca Nuri'yi de çok istemişti. Dedim bari bir tane oyuncu bırak hepsini <laughs> aldın. Hocam o maçtan sonra mesela sonuçta maçtan önce siz dediniz tam kadro çıkın. Ee, o bir tık rotasyon yapmış. Bak da olmuyor. Bütün takımı sahaya sürmüş. Bu arada takımı sürdüğünde de tak, maç 2-1 şey değil. hani Kopmuş bir maç yok evet, yani. Arsenal evet, 45 evet. dakika var. 2-1'den 4-1'e siz getiriyorsunuz. Ya, Peki maçtan de, sonra nasıl bir muhabbet oldu? Erikson işte, var, Wenger var. Tebrik etti. Erikson da tebrik etti. Hatta takip edeceğim. Ben daha sonra iletişimimiz devam etti. Ee, Arsenal'ın maçlarına gittim. Orada kendisiyle görüştüm. Türkiye'ye Fenerbahçe maçına geldiğinde o zaman Şampiyonlar Ligi yayını o zaman e, komentar yapıyorduk. Sahada bayağı konuşmamız oldu. Ee, hatta neredeydik ya? Fransa'da galiba. Avrupa Şampiyonası'nda. Maçtan sonra bir baktım. Yürüme çıkıyoruz. Bayağı da yürüdük biz. Hı hı. Ee, böyle bir yaklaşık... Bir kilometre yakın yürüdük stattan. Aa bir baktım Arslan. Nis hocam? de orada. Adam hmm. yürüyor. Stattan çıkmış o da yürüyor. Gittim yanına. Nasılsın iyi misin? Ee, tabii e, bunlar farklı antrenörler. Yani alçak gönüllü, bilgili. Hmm. Biz mesela e, Brezilya'ya, e, Skolari'ye gittiğimizde bir yarım saat, bir saat tanışmaya gittik. Adam beş saat bırakmadı bizi. Karşılıklı alverler oldu. Aynı şey Dungay'la oldu. Yani... O iletişimler önemli. Siz bir şeyler veriyorsunuz. Ondan bir şeyler alıyorsunuz. Mesela Brezilya'da lig hiç bitmiyor. Devamlı lig oynatıyor. 11 ay lig şey bitiyor. Var yani. Bölgesel ya lig başlıyor. Yani o kadar oyuncu. Onun için çok oyuncu var. Hmm. Ben mesela ligdeki e, sayı, takım sayısının artmasından yanayım. Takım sayısı artsın ki hafta sonu maç oynayıp hafta içini Medyadaki arkadaşlar bir maç üzerine kritik yapa yapa bazen yazacak yazı bulamıyorlar tartışacak konu Hı -hı. bulamıyorlar kafadan atıyorlar sallıyor resme bakıp yazı yazıyorlar. Halbuki hafta sonu oyna hafta içi oyna bir daha oyna maçtan maça geçiş olsun o zaman taktikler de gelişir. Sadece şeyi soracağım hocam bir de şimdi şu an mesela müsait vaktiniz var ee, evinizde oturmuyorsunuz siz boş Hı -hı. vaktiniz o zaman 3 ay 5 ay. Kendinizi Çalışın. geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi, Nasıl planlamalar yapıyorsunuz? Şimdi bütün e, antrenmanları ben kasete, al, e, kameraya çektim. Bütün çalıştığım antrenmanları. Hmm. Kulüp, Kulübünüzdeki? Bütün, bütün, bütün hmm. tabii. O antrenmanları daha sonra normalde hafta içi analiz yapıyoruz ama bazen hmm. zaman yetmiyor. Daha sonra onları analizlerini yapıp mesela e, ısınma, pas hmm. çalışmasıyla ısınma, atletik hmm. ısınma, koordinasyon şeklinde ısınma. Hmm. Daha sonra işte ana temada taktik çalışması veya duran top çalışması gibi birçok çalışmayı e, kutulara ayırıp e, daha sonra da hem bunları gelecek nesle ve kendim de ekibimle hmm. Kendi sonra arşivimizi yapıyoruz. Bu arşivi de Arjantin'le, Brezilya'yla, İngiltere'yle zaman zaman e, son görüştüğümüzde ben Slovakya maçı izlemeye gideceğim demiştim. Evet, son. <laughs> bir, <işte> son <laughs> Fransa'dan çıktık. Yani e, buradaki antrenman modellerini inceleyerek veya bir maçı seyrederken bir maçı seyrederken öyle bir enstantane yakalıyorsun ki boş alan yaratmayı yakalıyorsun mesela. Hı. Adamlar bir boş alan yaratıyor inanamazsın. Mesela o, o dakika yalıp, kendinize katıyorsunuz. Tabii hemen hı. o ya, onu yakalayıp e, o dakikasını yazıp sonra internetten indirip mesela onu takıma gösterebiliyorsunuz. Oyuncular Türkiye'de ne kadar dinliyor hocam? Mesela bir şey set gösteriyorsunuz. Görüntü olarak. Şimdi şey, takip ediyor Ya parasını alamayan bir oyuncu Sen ne kadar dinler? Doğru. Başakşehir'in en büyük başarısı düzenli ödemelerden, Hı. istikrarlı kulüp yönetiminden geçti. Ya Avrupa gibi ödeme yapıyor adamlar. Ödeme de bak ne oluyor. Doğru. Ödeme bak bakalım ne oluyor. Oyuncu, bırak antrenmanı. Mesela maçta 1-0 Galipsin. Ben bunu bu sene yaşadım. Biz e, öne geçtiğimiz hiçbir maçı benim kaybetmemem gerekiyor. Benim gibi bir antrenör. Hı hı. Ama oyuncu belli bir şeyden sonra reaksiyon vermiyor. Rahat oynuyor. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Bu maçı kazanırsam bu kadar prim var. Ve pazartesi salı primi hesaba yatacak düşünmüyor. Çünkü yatmıyor. Doğru. Yatmayınca bireyselliğe dönüyor. Mesela son maçta Göztepe maçında hakem Penaltıyı iptal etti gerçi Cüneyt Çakır. Penaltı verdi bir baktım. 17 yaş, 16 yaşındaki çocuk da oyuna soktum. Çocuk da topu eline almak istiyor. Penaltıyı ben atayım diyor. Maç 3-0. Düşünebiliyor musun? <laughs> 3 oyuncu penaltı atmak istiyor. Bakın. Penaltıcı olmamalarına rağmen. Akılları nerede? Akıllar bir kere orada disiplinde değil. 3-0 malumuz ama 3-1'lik skoru bir golü ben atan ismin benim geçsin. Orada. İstatistik yapayım. İstatistik yapayım. Görüyor musun? E bu neden kaynaklanıyor? İşte oyuncuya sen sezon başı yapmış olduğun mukavelenin zaman zaman geç ödemeler olabilir. Hiç sorun değil. Çıkarsın dersin ki bir ay sonra ödeyeceğim ama ödersin. E sen prim ödeyemezsen, maaşını ödeyemezsen, aynı şeyi personel yaşarsa, teknik heyet yaşarsa orada nasıl bir bu sistem, taktik ne taktiği, ne sistemi? Ee, hocam aslında çok doğru bir örnek verdiniz. Başakşehir ve geçen senenin belki kaderini değiştiren maçlardan biriydi. Sizin maç. Kayseri'de aldığınız puan e, o maç üzerine bir Başakşehir toplu oynarken nasıl önlemler aldınız? Bir onu konuşalım. E, bir de e, siz sizde siz topu kazandığınızda nasıl değerlendirdiniz? Şimdi, Şimdi aşağı bir beş... Başakşehir Hı -hı. maçını ikiye ayırmak lazım. 1 İlk 45 böyle. dakika 2 İki, ikinci yarı. At Mahmut. Kudryav şov yanlış hatırlamıyorsam onu oynattı hocam. Gökhan İnler savunma önüydü. Sonradan girdi galiba. Gökhan Önlern maça başlamış hocam. Maç İrfancan sağ... Mossoro 3 oyuncu değişikliği yaptı. Robinho önlerinde Arda Turan solda, vişça da tabii ki. Evet Arda başlamıştı doğru. Ee... Ee, tabii ki top isteyen bir 11. Topla da oynadılar zaten. Siz nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz özellikle şimdi? Şimdi Arda'yı gördüğünüz kadro Višća zaten ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Şunu söyleyeyim. Ben de bu maçtan ben sağlam Deniz. yok. Hmm. Ha. En kritik oyunculuğunuz eksik. Bu maçın ilk devresi 3-0 biter. Bizim değilim Ben sağlam Deniz hmm. 3-0 biter. Çünkü biz taktik olarak öndeyiz. kim şimdi Buraya baktığında bizim de Kuşer sol tarafta oynuyor. Hı -hı. Bakın Kuşer. Kuşer'in önünde normalde stoper oynuyor. de görevlendiririz. Sol stoper oynatıyorum. Sol Hı -hı. stoper ne demek? Sol stoper bu alanı kapatan demek. Hı -hı. Sol bek demek de, Sol bek işte hem hmm. ters kademesi de var hem de oyuna bindiren orta pası çıkarmak hmm. zorunda kalan oyuncu. Hayır, ben ondan onu beklemedim sen. 4 dörtlü aynı aynı zamanda Ta düz dörtlü çıkmadınız yani aslında. Hayır işte aynı zamanda üç stopere de dönüyor. Hı hı. Üç stopere ama sağ kanatta Lopez müthiş oyuncu hmm. bindirmeleri yap yapabilecek ve buraya da destek olacak bir oyuncu Varela'ya hmm. destek olacak bir oyuncu. Şimdi Siz Kuşar Sapunaro bir diye kere bir kere Vizkayı ve arkadan gelen e, bindirmeleri biz burada kapattık. Hı -hı. Hatta hatta e, Abdullah Hoca oyunun ilk devrenin 25 dakikasında baktı Vizca buradan gelemiyor. Burada bir boş alan yaratamıyor. Çünkü Hı -hı. ne zaman gelse burası kapalı. Hı -hı. Ve diğer oyuncu da burada pozisyon alıyor. İkili de buraya geldiğinde şu anda şu şöyle bakalım. Şu anda biz e, Başakşehir'in en önemli tarafı sağ kanadı mı? Hı -hı. Biz sağ kanadı böyle bir kapatmışsak Toper şu sol beki de düşünelim. Kanav Kanavık, Sapunaru ve dışarıda Kuşa. oynayan bak dışarıda oynayan Umut'un da buralara geldiğini ve Varella'nın buralara geldiğini hı hı. düşündüğün hı hı. zaman şimdi şu 6 8'i düşün. Şu 6 8. Kaymayı yaptı. Hı hı. Kaymayı yaptı. Dışarıda 7 numara diye düşünün. İsmi hı hı. geçelim. Bu da kaymayı yaptı zaman siz bir anda 3 8 veya 6 8 8'e dönüyorsunuz. Bakın rakibin rakip buraya gidemiyor. Boş alan yer buraya gelse dahi 2 2 yapmışsınız. Orta saha gelse dahi kapalı. Santrofor gitse dahi kapalı. İçeri geldi kapalı. Ve sonra ne yapıyorsunuz? Evet, oyuncu geldik geldik. Şu oyuncu giderse burada bakın şimdi topun şurada olduğunu düşünelim. Hı hı. Şimdi şöyle bir oyun düzeni kurmaya Top çalıştınız. Top Kayseri'de. Vişça. Şöyle bir evet. oyun düzeni kurmaya çalıştınız. Top burada. Hiçbir şansınız yok. Bir tane boş alan yok. Biz burada kaptığımız her topla öne yaptığın koşullarda rakibin arkasındasın. Doğru. Biz ilk devre hem 1-0 hem de iki tane net pozisyonumuz var. Eksik kadromuz olmasına rağmen. Umut'u o maçta e, biraz daha Kanada da yakın oynattın hocam. Özverisi yüzünden mi? Umut'un arkadaşlar işte Aynen. Türk futbolunun talihsizliği. Hı hı. 150 tane golü var Umut. Umut aslında santrofor değil. Kesinlikle. Hareketli bir, bir forvet yani. Umut çok, çok hareketli. Umut'u o dönemde dar alanda top istop etmeyi, toplan dripling yapmayı, dar alanda topu saklamayı öğretmemişiz ki biz. Umut benim Ankara Gücü'nden oyuncumdu. Hmm, ben tamam bir taraftan iş. Baliç'e, bir taraftan Okan'a orta yaptırıyordum. Umut da burada duruyordu, kafa vur diyordum. O zamanlar vuramıyordu. Ama çalıştıra çalıştıra Umut bana 12 tane gol attı Ankara Gücü'nde ve Trabzonspor'a transfer oldu. Santrofor oldu öyle. Ama Umut ondan sonra kimse Umut'u geliştirmedi. Bir tek Abdullah Hoca Portekiz maçında Umut'u solda oynattı. iki tane gol attı Umut. Portekizde Sol oynattı. Baksınlar tarihe. Hı hı. Bir tek o oynattı. Ben niye kanatta oynatıyorum? Bir, rakibin sağ beki, sol beki temposu rakibin, hı hı. buradaki oyuncunun temposu yüksekse, devamlı oyuna geliyorsa, hı hı. bir bundan beraber geliyor. İki, topu kapınca da dayanıklılığı olduğu için o koşulları var. Bunu da arkaya doğru itiyor. Hı hı. Yani siz Yoruyor aslında. Karşıyarı'yı yıpratmak için aslında. Siz Arda'yı geriye koşturursanız hı hı. ne hı. olur? Öne gelemez. Veya e, Viska'yı geriye koşturursanız Viska öne gidemez. Ya da geri koşmuyorsa da fazla yakalar boşu. Fazla boş yakalar golü yer. Hı. Golü yer. Şimdi böyle bir olayın içerisinde ne oldu? Biz avantajlı duruma geçtik ve ataklara girdik. Ama ikinci yarı Hocam Başakşehir e, ikinci yarıda 62'den değişiklik yapıyor. Bir Monsoro'yu alıp e, ve Arda'yı çıkarıp Napolyon'u ve Adebayor'u sokuyor. Şimdi Napolyon'u e, o da harip. Bir, biraz Ad aslında Adebayor mu son mu girdi yoksa? İkisi birlikte girdi. Evet. E, en son bir de Elley'i sokacak hoca. E, da aslında sizin umut tarifinize benzer bir oyuncu. O da hareketli. E, biraz daha e, hani biraz daha farklı. Da koy, evet. koyabilecek. Adebayor da e, burada hoca taktiksel bir değişikliğe gidiyor. Santifor alıp Robinho'yu arkaya çekiyor gibi. Biraz 4-2-3-1'e dönen bir yapı var. E, sizi bu iki hamleyi gördünüz. Ee, ne düşündünüz? Ne yaptınız? Bir de zaten kanabıyı da ilk yarıda 40. dakika gibi kaybettiniz. Orada bir değişikliğiniz gitti. Levent Gülen girdi. Ee, bu değişikliğe nasıl reaksiyon Şimdi, verdiniz? Nasıl tuttunuz oyunu? Birincisi onun hamlesine karşı hamle veremiyorum. Bizim en büyük dezavantajım. Hmm. Bir de adı bu. E, Kulübe kalitesi. E, Kanabıyık oyundan çıkınca bir kere mecburi bir değişiklik oldu bizde. Doğru. Yani o jokerler elinde taktiksel değişiklik yapıyor. Benim elimde bir jokeri bir kere harcamış oluyoruz. Doğru. Jokerin biri gidiyor. Ve de en iyi oyuncu. Atilla'yı Atilla da varelayı çıkarıp Atilla'yı söylerim. hocam. Aynen. burada ve aynen. E, burayı biraz daha sağlam almak için herhalde sol tarafı. Hayır, ora, o biz çeylme alakalı. Oradan da Atilla'yı sola çekip e, Kuşeri stopere, Leventi beke Yani oyun hmm. içerisinde yokluklar içerisinde taktikten taktiğe hmm. geçiyoruz biz. Ama bu arada da rakip iyi pas yapıyor, oyunu kanatlara veriyor, orta yapıyor, dönen topu alıyor, şut atıyor. Şimdi ben şimdi men sahlan deniz olduğunu düşün. Hı hı. Maç 3-0'a gider. Varela'yı da çıktık. Hamle yapamıyorsun. Hı hı. Bir tek umut kaldı. Umut hem rakibi kovalıyor. Çünkü Başakşehir'in en önemli özelliklerinden biri iki kanadını oynak sokabilmesi veya Viskayı veya Robinho'yu şu aralara sokabilmesi. Adabo yerde oyunun içerisine aldı. Sağdan solacak gel gelen ortalar şimdi kafayı vuruyoruz. Seken top onlar alıyor, kaleye şut atıyor. Doğru. Ya öyle bir duruma düştük ki bir 15-20 dakika gerçekten çok büyük bir baskı ya yedik. Sizi kanabıyın sakatlığı çok zorladı. O Hamlenizi zorladı. bozdu. Bir de hamle gücü. Bir de Kanabay geçen sene çok iyi oynuyordu. Bu sene Ş o kadar değil ama. Şimdi şunu Antep'e gitti zaten. Hı -hı. Şunu söyleyelim. Hı -hı. Uğur. Niçin için ilk devre oynayayım? bir tane pozisyonu yok. Bir tane ne ortası var ne şutu var. Pozisyonu yok. Oyun bizde, oyunun kontrolü bizde, atak bizde, pozisyon bizde. Biz bir de eksik olmamıza rağmen e, taktik anlamda rakibi bu kadar tutabildik. Büyük takımlara karşı oynarken oyuncuları topu kaptığın zaman çok çabuk boş alana bizim oyuncularımız bizim oyuncularımız şöyle yapalım gene. şöyle yapalım diyelim hı hı. şu topu biz kaptığımızda rakipten şu rakipten topu kaptığımızda bizim oyuncularımız hı. duruyor hı hı. duruyor duruyor şu top kapıldığında bu oyuncu böyle 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 tık koşu yapmıyor hı. savunma e, hissinden çıkamıyorlar hala savunuyor gibi çıkamıyorlar ondan sonra ne oluyor buraya oynuyor buraya oynuyor hı hı. sonra baskıyı bir yiyor böyle Baskıya yiyince ne oluyor? Bitiyor iş. Topu kaptırıyor. Bir daha savunmaya geçiyor. Bunu ben o, de yaşıyorum çalıştırdığım o. takımda. İşte bu da bazen oyuncu kalitesi, oyuncu potansiyeli, taktiksel çalışma. Ee, hocam e, tekrar ağırlamak isteriz sizi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Diziliş Ertuğrul'un ilk bölümü burada sona eriyor. Ee, başka bölümlerde yine başka maçları konuşacağımız programlar olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.